Kaleşlerin major hastalığında hiçbir tedavi yapılmadı. Yani eritrosit transfüzyonlarının bile yapılmadığı çok çok eski yıllarda hastanın en fazla 2 yaşına kadar yaşayabildiği görülmüş. Daha sonra eritrosit transfüzyonları muntazam olarak yapılarak 5 yaşının üzerine hatta 15 yaşına kadar bile yaşayabildiği görülmüş hastaların. Sadece eritrosit transfüzyonları yapılarak. Ama o yaşlarda kalpte oturan demirin yarattığı kalp yetmezliğiyle hastalar kaybedilmiş. Ama 1970'li yılların başından itibaren önce İtalya ve İngiltere'de, Amerika'da kullanılmaya başlayan, daha sonraki yıllarda da Türkiye'ye gelen Desferal isimli vücuttan demir atıcı ilacın, şenatörün kullanılmasıyla bu yaşam süresi çok daha uzamıştır. Ne kadar uzamış? Eğer desferal yani şelatör çok muntazam kullanılırsa 30'lu yaşlarını çok rahat bulabilmiştir hastalar. Ama tabii ki daha sonraları yani çocukluk yaşında kullanıp da daha sonraki yaşlarda ergenlik çağlarında desferalini ihmal eden hastalarda yine başta kalp olmak üzere vücutta demir birikimine bağlı sorunlar ortaya çıkmış. Ve o zaman da hastalar 30'lu yaşlarda kaybedilmiştir. Bugün ise durum çok daha iyidir. Eğer ağız yoluyla verilen şelatör hiç aksatılmadan kullanılırsa yaşam süresi pek çok insan gibi uzayabilmektedir. Talasemi major hastasına eğer başarılı bir kemikli transplantasyonu, kök hücre transplantasyonu yapılma imkanı doğarsa %80 üzerinde olasılıkla da hastanın tam şifa bulması mümkündür. Tabii ki o zaman da çok uzun yıllar sağlıklı bir yaşam sürebilecektir hasta.